en fazla yabancı dili veren okul biziz. Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, bilim ve teknolojide dünyaya yön verenlerin içerisinde Türkiye'de olmalı dedi. Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, Doğa Koleji Çorum Kampüsü'nü ziyaret etti. Çorum Doğa Koleji kurucusu Haydar Etli, Doğa Koleji Genel Merkez Medya ve Kurumsal İletişim Direktörü Turgay Türker, Medya ve Yayın Koordinatörü Banu Yeşilova, Kurumsal Gelişim Bölge Müdürü Kerem Özdemir ve Çorum Doğa Koleji Kampüs Müdürleri ile bir araya gelen Lüle, 2016-2017 eğitim dönemini değerlendirerek yeni dönemin vizyonunu da kamuoyuyla paylaştı. Doğa Koleji'nin yeni nesil eğitim felsefesiyle geleceğin dünyasının ihtiyaç olacağı bireylerin bugünden yetiştirmeye önem verdiklerini dile getiren Lüle, bu çabaların karşılığında her yıl TEOG, YGS ve LYS gibi sınavlarda ülke çapında başarılar kazanarak aldıklarını belirtti. Eğitim kalitesinde başarı grafiğini her zaman daha da yukarı taşımayı temel misyon olarak belirlediklerini dile getiren Lüle, eğitimin yanı sıra sanat, spor ve sosyal alanlardaki başarılarımızla da öne çıkıyoruz. Öğrencilerimiz her yıl ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılar elde ediyor. Doğa Koleji, ortaokulda öğrenci merkezli SOES, lisede TMBI gibi özgün ve modern eğitim modelleri, dünya standartlarındaki eğitim teknolojileri, akademik ve sportif başarıları, konsept okulları, uluslararası vizyonuyla Türkiye eğitim sistemine pek çok ilki getirmeye devam ediyor. Her bir alanında deneyimli, başarısını kanıtlamış isimlerden oluşan ekibimizle önümüzdeki 3 yılın hedeflerini belirleyerek yol haritamızı oluşturmuş durumdayız. Bundan sonraki hedeflerimiz, akademik başarılarımızı ve yabancı dil eğitimindeki başarımızı daha da ön plana çıkarmak dedi. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, geçen yıl doğada bir değişim yaşandı. Ağustos sonu itibarıyla Doğa Koleji'nin yeni kurucusu Metal Yapı Konut oldu. Tabii dolayısıyla buna bağlı olarak da yönetim de değişti, yönetim anlayışı da değişti. Tabii eğitimi yönetmek için dünyada neler oluyor, nasıl oluyor, dünyanın geleceği nereye doğru gidiyor, bunları bilmek gerekiyor. Dünyada neler oluyor'a baktığımızda tabii iki şey çok önemli. Birisi yabancı dil, İngilizce, bir diğeri de teknoloji. Eğer biz yerel değerlerimizi, yani milli değerlerimizi çocuklarımıza çok iyi öğreterek dünyayla entegre olabilmeliyiz. Dünyada teknoloji üretimi, yani planlaması, uygulaması, üretimi içinde olabilmeliyiz biz. Dünyada teknolojiyi yalnızca işte Avrupa'nın, Amerika'nın ürettiğini düşünürüz. Ama bu ülkemizde yaygın bir kanıdır. Hem eğitimciler arasında hem teknoloji bilenler arasında da böyledir. Oysa ki gerçek böyle değil. Teknolojiyi üretenler dünyanın çeşitli ülkelerinden bir araya gelmiş genç beyinlerin planlayıp çalışarak ürettiği ve tüketim için dünyaya sunduğu bir organizasyon da olur. Burada işte dünyanın sayılı üniversiteleri bunları üretir, sayılı kuruluşları üretir. Üniversite derken de bizim üniversitelerimiz gibi algılamamamız gerekiyor. Çünkü oralar öğrenci mezun eden okullar değil, tamamen üretim merkezleridir. İşte Harvard, MIT, Toronto, Cambridge gibi üniversiteler, daha bunlara onlarcası ilave edilebilir. Buraların öğrencileri Amerikalı değildir veya İngiliz değildir veya Kanadalı değildir. Buraların %60-70 öğrencisi o ülkelerin dışından gelen öğrencilerdir ve ağırlıklı olarak da Asya ve Afrikalı öğrencilerdir. Esas üretimi bunlar yapar. İşte bizim de amacımız, dünyayla entegre olmak derken bunu kastediyorum. Bizim de amacımız dünyayı yönetenler, teknik olarak yönetenlerin içerisinde bizim insanlarımız da olsun. Türk insanımız da olsun. Çorumlu gençlerimiz de olsun. Bizim hedefimiz, iddiamız mutlaka bu üretim merkezlerinde, bu planlama merkezlerinde mutlaka bizim gençlerimizin olması. Yönetim anlayışı bu nedenle değişti diyorum. Tabi buralarda olmanın ilk koşulu iletişim kurabilmek. İletişimin de ilk koşulu İngilizcedir.
İngilizceyi bilmeden dünya ile entegre olmak diye bir şeyden bahsedemeyiz. Üretmekten bahsedemeyiz. Çünkü dilimiz olacak ki bu ekiplerin, yani dünyayı teknik olarak yönetenlerin içinde olabilelim. Evet, oralar da bir üniversite. Harvard diyoruz, MIT diyoruz, Cambridge diyoruz. Oralara gidip gördüğünüzde bizim anladığımız anlamda üniversite olmadığını görürsünüz arkadaşlar. Thank you.